görüyoruz. Abi, ah siktir. O ne lan? Şakasın ya. ISC'di abi işte best tank ever yani. O kadar kastı herif gene de yedi. Tamam lan bitti işte herifin mermisi. Topçu da gitti aradan beni çekti. Görmemişimdir arkadaşlar. Beni sevmiyorsunuz çünkü ben bunu biliyorum. O yüzden günaydınlarınızı görmüyorum. Haz etmiyorsunuz benden. O ne lan? Ha, bakalım. Dünyanın sonu geldiğinde T95 delebiliyor mu? Delemiyor. Biz delemedik. Gitti kimler kimler deldi ya herifi. Gene yetişemeyeceğim hiçbir şey. Mediumlar hayvan gibi tecavüz edecek. Biz böyle... Aha! Hadi be. Biraz zor bu iş. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gene 15 dakikada 15'e 3 kazanılan bir maç olacak yani. Şaka gibi. Toplamda 5 atışım mı var? Yok, 6 atışım, 4 tane delmem var. 2 tanesi delmedi. Oo, pandacığım. Görmedim. Hoş geldin bir tanem. Dün bir berabere kaldık. Hıncımı tanklardan çıkartmak istedim. Deştiniz Lion'ınızla bizi bir tanem. Hoş gelmiş. Lise sevgilim diyor adam. Gel, gel bağrıma gel. Dota'ya gel. Haftaya da yapmak lazım abi bunu. Bayağı zevkliydi bence. Eyvallah, iyi yayınlar dileyenlere. Tank avcılarıyla başladık. Stalingrad haritasında bu savaşın vurmuş ve yıkmış olduğu diyarlarda bu hiç üretilmemiş garip prototip tanklarımızla oynamaya devam ediyoruz. Karşımıza sahil hattından çıkacak T-4'lere karşı mücadele edeceğiz ve oradan sonra eğer takımımız bizi satmazsa iç kısımlara doğru yani Behçet 155-55'lerin yattığı topçu diyarlarına doğru tankımızın paletleri toprağa kazımaya, bu yıkılmış binalarının tuğlaları üzerinden geçip gitmeye devam edecek. Evet. TRT 7'de eğer World of Tanks yayını yapıyorsaydık bu şekilde yapabilirdik. Dur, Panda'ya
Hakikaten ya. Bir arada delir diye olur. Op verelim bir ona. Aa! Binadan sektim. ...121... ...TL4'ler... ...MX13... ...90'lar... Ağır tankları var mı? Yok. O zaman şuradan bakabilirim. Ah be! Dalga geçiyorsun ya. Ha, sıçış arkadaşlar. Şimdi o 140 bana destek vermeyecek. Bu da paletimi alıp alıp duracak. Ha, şimdi sağdan yedim ama. VK'dan. IS'ydi mi? Oha, bu ne arıyor lan burada? Çok yatmam gerekiyormuş ya valla. Yediler bu sefer. Sırf spikerlik kursu değil ama. Başınızda hemen 11 hafta gittim eğitim aldım diye şey yapmayın. Ben 3 sene eğitmenlik yaptım arama kurtarma kulübünde. Onun öncesinde liseden beri gelen bir şey bu yani. Üzerine giderseniz siz de eğlenceli konuşuyorsunuz. Ben seviyorum lak lak yapmasını. Şimdi tecavüzün kaçınılmaz olduğu diyarları gördükten sonra FV215 Bey ile eğlenmeye mi geldi acaba sıra? Tavsiyem tank avcısını acilen bırakıp 5 adım geriye atmak ve sonra arkana bakmadan kaçmak. Tank avcısı oynamayın abi. Allah korusun. Benim tank avcılarına verebileceğim hiçbir tavsiyem yok. Çünkü ben tank avcısını tank avcısı gibi oynayabilen bir adam değilim. Yani arkada yatacağım, hani beynim yeterince çalışmayacak, 500 metreden yakdeyiz topuyla vurmaya çalışmayacağım, zırhım var diye. Oyun boyunca iş yapmayacağım. Hani 13. dakika geldiğinde takımın son kalan tankı olarak 30 saniyede hunharca katledileceğim tarzında önemli ve kritik bilgileri sizlerle paylaşabilecek bir altyapım yok benim. Bu yüzden tank avcısını bırak, yavaşça, yavaşça yere bırak. Yavaşça bırak. 2 adım geri at. Arkanı dön. Ve o kapıdan defolup git, tamam mı? Lanet olası pislik. World of Tanks'in oyunu öğrendikten sonraki sınıfı ortadır. Oyunu öğrenmeden önceki sınıfı, yani başlamanız gereken sınıf ağır tanktır. Lanet olası federaller. Şimdi 2 tane ağır topçu var. FV215 B'nin orada olması benim tabii ki işime geliyor. Bir de tabii demir yolundan düzgün gidebilseydim dünyalar benim olabilirdi.
Lan oğlum ne biçim garip hareketlerle ilerledin ya? Kötü oyuncu da sizin için çok büyük sıkıntı. Yani ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz. Normal kaçsa hiç uğraşmayacaktı. Normalde kaçmadı. Böyle hebele hebele yaptı orada. Loren. What the fuck man? What are you doing there? They will fuck you up. Yak Tiger get cancer. Ha bunlar işte amele olduğunu her durumda belli ediyor. Yak Tiger vurdu diye şimdi çemkiriyor ya salak. Kaç kişi var acaba? Wow, E4 çıktı. Uh-oh. Fuck. Motoru önden yakanlar derneği ya herif. Yapma. Lan. Ah. Şansını sıçayım. Sorry. Çok canım gitti çünkü. Bir topçu yedik. Ah, kötü oynuyorum şu an. ISC'din de orada beklediğini tahmin etmem gerekiyordu. Repair edemiyor musun? Okay. ISC'din de güzel az canı kalmış. Fucking hell. 9'a 3'ken zaten 500-400 canı kalmış tanka. Conqueror atma keyfi. Abi bu oyunu oynarken Fury'yi hissetmeyin. Kötü film o. Ben sevmiyorum Fury'yi. Onu hissetmezseniz sevinirim filan. 50 böyle. O kadar fazla takipçi var ki bende. Oyundan bir bok anlamıyorum ama herif konuşuyor ya. Diyen arkadaş aranızda. O da güzel. Teşekkürler arkadaşlar. Demek ki bir Super Mario oynasam, bir Minefield oynasam, bir mayın tarlasında yardırsam toplam 13 kişi izleyecek. Bunlar güzel değerler. Bunlar güzel denklemler. Ha bu tecavüz galiba. Evet %37. Ve ben 50 beyleyim ya. Tam şu an ISCD'lik falan bir şeydi ha veya E100'lük. Büyük sıkıntı var şu an bu maçta. Tek DN'ye düştüm, sekerek geziyorum canısın. 25 FPS'yi düşme de kafayı yedirtme bana oyun. Pop 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 pop. Mana mana. Pop 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 pop. Mana mana. Ki ISC'di. Vay 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 vay. Bak abi. Direkt yani çok belli. Çok belli. Bu oyun çok agresif oynanacak. Ve ben burada bir şeyleri görmeyi unuttum. Ve inanamadım şu an hakikaten. Tam da reload etmiştim. Yakteyüz geçmiş hayvanator yerine. Ha bu ASD ne yapıyor? What is it doing yani?
What the fuck are you thinking, I said. ISD'lerden biri geçti oradan. İkinci ISD'yi ben içeride görmedim mi ya? Bir şey spotladı beni. Acaba tersten mi spotlandım? Evet. Ha yo, içten spotlanmışım. Nurgle'ymiş, nargile sandım ya. Arkadaşlar 5-0. Çok mantıklı ya valla. Ya işte geri zekalı gibi gidince mouse. Ben hani bir şey yapıyorsam geri dönüyorsam bir düşün değil mi mal? Bu oyun 3K vurursak şanslıyız. Ben size öyle söyleyeyim arkadaşlar. Senin ben ISCD alan toynağına sıçayım ya. Ne yapıyorsun lan Gavat? Git kapalı otoparka park et, in altından o zaman. Arkadan yak değiz gelecek şimdi. Oho. Allahu akbar, Allahu akbar. İla ilahe illallah. Kodum mu lan son mermiyi de? Hayvan geri zekalı mal takım. Sara bak aga. Benden sonraki gelen adama bakalım. Ha iyi. Pardon yanlış yapmışım. E4 gene bir 3K vurmuş. 3-2. Yok daha yeterince kızamadım.
Şimdi ISCD, ISCD dedik, bari alalım. İyi, sadece su 14.2 var. Bugün iyi, artılar az. Sağ tarafa gideceğiz. 1-2 atını. Alırız. Abi AS, AS niye AS ya? Günaydın, merhaba, selam. Ben eski oyunlarımda bunu çok görmedim de o yüzden arkadaşlar. Yani WoW'da bu yoktu. Dark Age'de bu yoktu. Ultima'da falan yoktu bunlar yani. SA, AS. Garip. Alışamadım ben. Ne haber baba? Mucuk mucuk muhabbetçi adamım ben. Daha çok çünkü. Baba ne haber? Muah muah. Peki. Oha nasıl vurdum lan ben onu? Bala. Yok çok kısa ve şey. Aa! Ne bileyim içten gelmiyor bana. Çok kolaya kaçma gibi geliyor. Selam abi ne haber? Daha içten geliyor bana. Ha sorun şu. SAAS zorunluluk. Selam abi ne haber? Daha içten böyle geliyor bana o yüzden. Başka bir sıkıntım yok yoksa. İçten değil gibi sanki zorunluluktan yapıyormuş gibi insanlar birbirine geliyor. Çünkü hani bana selam vermedin kavgası çıkıyor ya birbirini vuruyor ya sonra benim arkama geçip birisi bin vuruyor ya. O işte zorunluluktan. Hani böyle vermedi vermesi gerekiyordu haşa filan durumundan mütevellit. Bir saniye şimdi oradan o salaklığı yapacak mı? Yaptı valla. Ha mesela öyle uzatsın, şey yapsın. Her şeyin kolayına kaçmayın arkadaşım. İçten gelmiyor bana. Gerçekten selam vermiş gibi hissetmiyorum ben abi. Zor. Gidip iç tarafındaki topu şeyi kırdım, paleti kırdım ve tamir ettim. CT1 arkadı. Ha bak, oha inanmıyorsa saygı duyucu gelmiş bir tane. Görmedim ya. Hiç kusura bakmasın. Tek artı var demiştim. İyiyim demiştim. Topçumu aldı, şeyimi aldı, sürücümü aldı. Anlıyorsan saygı duy ya. Aman Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar agresifsiniz arkadaşlar ya. Gerek var mı abi bu agresifliğe gerçekten? İnanıyor musunuz yani buna? T30. Ya dünyadan haberin olsun T30. Siktir. Bu öldürür beni. E3. Oradan nasıl bakabildin sen ya? Of 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 amorek yiyordum neredeyse. Evet, bana öyle geliyor. Bu kişisel bir tercih sebebi ya.
Eskiden oynadığım oyunlarda neden yoktu onu çok düşünüyorum ama. Hani WoW'da yoktu. Ultima'da görmedim. CS'de falan da çok zamanda görmüyordum ben o olayı. Bir nişan alaydın lan. Nişan almadan direkt vuruyorsunuz ha. Ayıp. Tamam işte kişisel tercih. Bana saçma gelen size gelmeyebilir abi. O yüzden komime gidiyor. O yüzden hep selam iyi oyunlar yazıyorum ben de. IS 4 ile devam edelim. İşte öyle insan diye yargılamak gerek yok ya. Da yani yeni bir şey miydi? Ben mi kaçırdım arada? Evet, selam yayındayız. lokalizasyonla mı alakası var? Onu merak ediyorum. Oyunu Türkçe hissetmekle mi alakalı? Yo yani. Ultima'da herkes oynuyordu zamanında. Ama bak bir saniye bir şey söyleyeceğim. İlk zamanlarda öyle değildi. Allah Allah. Ha internet pahalıydı o zamanlar. Herkes oynayamıyor muydu filan? Hani ne bileyim. Genel mi öyleydi durum? İlk çıkan online böyle dev oyun Ultima oldu çünkü bize. Onu hatırlıyorum bak. Şimdi alt tarafa kadar ineyim mi ben ya? Obje 140'ın altından. CS'de direkt günaydın koduklarım falan mı diye giriyorlar. Ha, tank sorularına cevap vermiyorum ama. Ne yapacağız? T62 ile 140 arasındaki fark 78 mi? Evet, 78'dir. Ha 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 ha. O ne lan? Aha. Allah Allah. Allah Allah. Bugün amoreklerle ilgili sıkıntım var ya. Bir tanem. Ben senden önce reload ediyorum ama biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Çok güzel durdun ya E100. Bir daha bir dursana bakayım öyle. T57 devi gerçekten mi? Peki ya. Behçet ne yapıyorsun lan? Ah, şöyle Behçet oynamak istiyorum ben de ya. İlk çıkan demedim. İlk böyle tutulan dedim zaten ben de. Ya sen de hit atıyormuşsun zaten. Bak şimdi eğer bana küfür ederse ayıp yani. What the fuck öldü mü? Ölmüş. Güzel. Bak abi, en önde iki kişiyiz. Gene sakin davranmam gerekiyor. Sakin olmam gerekiyor. Aslında bu adama benim hit mit de değil de H'ye atmam gerekiyordu biliyor musunuz? Abi helal olsun ya. Gir çıktı yani helal olsun gerçekten.
Hala arkamda adam yok abi. İyi mi? Bu adam çok gir çıkçı çünkü. Şunu ben bir ISCD atabilsem çok güzel olacak. Yani ISCD elbette ki hayır. Kaç iki tane EUS var değil mi? O EUS bu EUS değil. Ya abi burada bu kadar iş yaptırdık. Siz hala nasıl kaybetmeyi başarıyorsunuz ya? Şimdi H'ye geçelim. Hadi be. Abi sekti işte görüyor musun? HE mermi sekti 70 derece attığım için. Okey. Aynı EUS'u okey. Ne oluyor lan? Ha, ikisi de zor de. Peki, o zaman aynı E100 sensen. Ben bunu mu yapmak zorundayım? Sen doldurmadın değil mi daha? Sen dalga mı geçiyorsun ya? Nereye doldurdun sen ya? Abi az önce atıyordun. 30 saniye geçti mi hakikaten? Peki. Ne ara doldurdu abi oradaki herif? Of, 30 can alacağız diye Behçet'e düştük. O kadar saniye geçmiş. Tabii ISC ile demek ki çok uğraştık. Bana 37 saniye bazen çok uzun bir süreymiş gibi geliyor. Herif doldurmuş abi. Çıkıyorsa zaten doldurmuştur ama fake atıyorsa anlamı orada hani çıkmayayım diye. Aslında adamın durumuna bakıp fake atıp atmadığını da anlamak lazım. İşte çok kötü bir şekilde Behçet'i falan da kaybettik. Orada tek başıma kalıp iş yapmaya çalışınca her zaman bu oluyor yani. Bir iş yapmaya çalışınca bir yerden sonra yatmadan basarak size basıyorlar abi. Satranç gibi oyun. Al, öldüğümden 30 saniye sonra maçı kaybettik. Warship yok. Bu var. Alonzi. Birçok kişi burayı sevmiyor, ben de seviyorum. Overlord bence oynanabilirliği yüksek bir harita. Gelince seviniyorum şu, özellikle futbol sahası iyi yani. En güzel de nokta burası topunuzun eğilebildiği.
Şimdi bakalım. Stream yapmadığınız için bilmiyorsunuz olayı. Stream yaparken bilgisayar iki kat yorulur. i7 işlemci lazım yani. Bunun biraz daha yüksek şey yapması için. Bir de World of Tanks optimize bir oyun değil. GTA 5 falan da ben yoksa yüksekte oynuyorum yani. Ama yayınını yapmıyorum tabii ki. Kimse mi yok lan buraya bakan? Peki, sahile inmişler. Burada 50B var. Abi sanırım fazla bir adam yok burada. Evet, burayı hızlı aldık çünkü çok fazla sahile inmişler. Ve bak 50B nerelere kaçtı. Helal olsun. Aradan prot vurmuş beni. Vay göt vay. Süper. Bağışlar geliyor, onlara bakmadım ya. Eyvallah arkadaşlar. Siktir. Kaç. Oh. Huh. Kimse gelmeyecek mi? Bu ev yıkılmıyor değil mi? Yıkılmıyor işte. Ben de öyle sanıyordum bir tanem ama yıkılmıyor. Bir kişiye ihtiyacım var gençler. Abi tamam. Gerizekalısın. Gerizekalısın. Çünkü benden yemedin diye, değil mi? Abi niye uğraşıyorsun? Bir de bekliyorsun. Bari üzerime basmaya çalış. Vermeyeceğim o canı sana. 900 mokyüz vurursun. Ben biliyorum. Bahtsız bedeviyim ben. Vermeyeceğim o canı sana.
Git son mermide zaten topumu kır. Allah'ım ya Rabbi. Abicim 4000 lira harcamak istemiyorum. Şu şeylere bakayım ya, mesajlar gelmişti. Korcancım teşekkürler. İyi sabahlar. Pazar pazar lahmacun gider. İyi yayınlar arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptın E100? Bari gel basmaya çalış ya. Bir de attığını kaçırdın. Takıyorlar kafa ya bazen. Çok boş takıyorlar yani. PS3 ile oynayayım hakikaten. Face'te paylaştım. Ne oldu ki abi? Yayını izleyen 119 kişi var. Mürettebata. Oğlum kontra ağırlık yapın lan. Ben olsam Ether'in headset'in troll topunu kullanırdım 10.5'luk. Yüksek patlayıcı yükleyip. Ha ama tank avcısı, ben bilmem tank avcısı kullanmayı. Ben sabahları peymacun, akşamları lahmacunla besleniyorum. Kim dedi lan bana S3 oyna diye? Seviye 10 maça düştüm. Multiplayer yayınına kadar buralardayız arkadaşlar. Lahmacun yok. Sabah istemem. Peymacun olabilir ya. Börek yiyesim geldi aslında. Da işte saat artık 1 oldu. Macun. Biraz daha cam açalım. İçmeye başladım ben. 3'te açar bugün diye gözüküyor ama 1'de de açabilir manyaklar. Bilmiyorum. Hellcat. O kepsene güldüm ya. Çok güzel yapmışlar onu. Şimdi G1 hattından kafamıza sıkacak tankçıklar gelecek. Tek topçu var. Artık GV Tiger bana vurmaz herhalde ha. Hani. Belki. Sankim. Az 50B'ye de vurmak çok eğlenceli olur. O bize vurmadığı takdirde tabii. Kaçtın mı lan hakikaten dünyalardan? Oh yeah. Çıka yazayım da bana sıksın bir. Adamı spotlayamadık, iyi mi? Ha. Hadi lan Wilco'nun karavanı. Hadi. Aha. Now that's a problem. Bak abi IS-4 şeyden korkuyor. Aa geliyor lan bunlar. Vallahi geliyor. Dur bakayım. Hadi. Deldi, hasar yok. Çok güzel. IS-6 yanlış işlerin peşindesin. Hadi be. IS-3 best Russian aim. Aa sağ taraf düşmüş bu arada. Ey, oyunu kaybettik direkt. Ne geliyor? Yirmi yok. Delmiyor abi.
Kolay gelmiyor yani. Şöyle yapalım. Hadi be. Hadi yavrum, çıkarsın. Abi nereye gitti ki o mermi? Delireceğim ya. Gerçekten delireceğim şu an. Abi ölmüyorlar. Siktir. Var. Niye be abi? Beş saniye. Aa. Çevirinin kurbanı olmuş o topçu. Hızlı ateş edeyim dedim işte ya. 2 saniye daha kaybetmeyeyim diye. Vurmadı. E5 alalım. Üniversite kayıttan sonra mı? Hayırlısı olsun. Bak bu oyun yiyebiliriz topçu. Aha. Güzel. Ya şimdi saçmalıyorsunuz. İngilizce çevirisi zaten öyle geliyor. We hit them hard diyor zaten. Hayvan gibi vurduk diyor. Veya çok sert vurduk diyor. İngilizcesi öyle olan şey Türkçe'ye vurduk ama hasar vermemiş olabilir tabii ki diye çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Elimize gelen zaten ve sizin İngilizceden bakıp bilmediğiniz bir kısmınızın kelimenin İngilizcesi de zaten o anlama geliyor. İyi vurduk diyor yani adam. Hasar vermese de. Hani burada vurdu ama hasar vermedi. Bunu nasıl çevirsek Cemil? Ne dersin? İçinden delip geçti, bir boku da vurmadı içinde. Sadece bir delik açtık ama içinde hiçbir şey yoktu filan tarzında mı desek? Filan demiyoruz yani. Gelen İngilizcesi öyle. Çok tepe için uygun değil aslında. E5 biraz yüksek bence.
Tam diyecektim şeyden vurur diye bu. Kafadan beni. Vurdu da. Pardon? Fuck is going on burada ya? Abi aşağısı çok dolu ya. Kaçmamız lazım buradan. E75 senin duracağın yere sıçayım ya. Sağ taraf nasıl onu da bilmiyorum ki. Ha sıçış. Eğer troll şeyse troll top varsa diyecektim. Arkadan T90'a 69 gelmesin de neyse işte. Ha inmiş bile tersten o aşağı zaten. O da güzel. İsi orada, BZ orada. Su var, öteki var. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor abi. Siktir. GV. Neyse GV'nin orada olması iyi de sağdan şimdi ISU çıkacak abi. Su geliyor. Huh.
Senin vuracağın ortalama hasarın içine sıçayım ben. Hadi yapma bunu bana. Ah. Geri zekalı mısın sen? Kaçtın önümden git. Ne yapıyorsun? Nişan almadan vurma, seni toynağına sıçarım. Zor oyun. Neyse bu 45 saniye reload ediyor. Wow. Bu replay'i yüklerim abi ben. Bot replay'i. Ay, Top Gun. Huh. Güzel oyun. 1463 bunda bu kadar yüksek almamıştım hiç. Güzel. 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 100 bin para. Altında kullanmadık. 46 bine geldim. Ne? Tortoise'la o topçuyu iyi şey yaptık, çıkarttık. Isu, ben Isu'dan bekledim. Yandan yiyip öleceğim diye bekledim. Ama ölmedik. Ah. İyi çevirdik yani. Maçı çevirdik diyebilirim hakikaten şu an. Harbi maçı çevirdik diyebilirim yani. Ama topçu desteğini unutmamam gerekiyor. Bir dönem yukarıda oyunun başlarında solda T54, sağda IS-7 vardı. İkisine de topçu vurdu hayvan gibi. Veya ben mi aldım T54'ü sadece? Ama yani vurdu orada. Topçunun vurduğunu biliyorum. O destekler çok kritikti hakikaten. ISD'yi ben bile çekmedim. Topçu çekti ISD'yi. Çok iyi oldu orada. Spot hasarı mı? Bak enteresan bir şey sordunuz. 12.000 VN8 var. Pardon 13.000 VN8 var. Spot hasarım 1300. Hasar sektirmem 2200. Alınan darbe sayısı 11. 7'si sekmiş. Şey, Tortoise çok sektirdi benden. Kulemi vurma kafasındayken. Yalnız o topçu alsaydı beni ağlardım hakikaten artık yani. Gene atacaktı çünkü atıyordu da. Ama bir ara üst tarafta sarmışlardı bizi. Bak adamlar ne kadar hatalı oynamış. Bir tek AS7 sarmış arkadan. Geri kalan bütün takımı orada. Onun takımının da mallı. Ulan iki kişi daha sarsa ben oradan arkamdan obje 707 yiyordum neredeyse kaçarken. Yani bir tane E75 sektirdim kıçımdan. Hatırlıyorum ben neler olduğunu. Ya yani orada bayağı büyük bir yanlış yaptılar. Çok kötüce kestik biletlerini ama. Evet.
Kullandığım modların hepsi aşağıda. Modlarım diye bir link var orada. YouTube videosuna girin. YouTube videosunun altında bütün güncel linkler mevcut arkadaşlar. Vallahi ya E5 oyunundan sonra yani sıçtım ben şimdi. Tek yemem lazım topçudan bu oyunun üzerine şu an. Bak abi ilk ikimiz iyiyiz. Geri kalan bütün takım şu an çöp bizde. Tepeyi almamız lazım. Almam lazım. Нет. Üç tane topçu var abi. Oradan görülüyorum işte ya. Abi. Tepeyi almamın benim bana bu kadar... Yapma ya. Gerçekten mi? Bittim. Hani ha tepeyi almışım ha almamışım yani şu an. Herif iyi vurdu. T57 bakıyor adam. Abi 5'e 1'iz yalnız. Ne oldu oğlum? Takıma. Hadi ben sıçtım, size ne oluyor? Evet, kimse kalmadı orada. See that. K 8 süper. Şanslıyım. Ya da şanssızım bilmiyorum. İkisinden biri. Topçu almayı falan mı gitsem? Olur mu? İşe yarar mı? Buradan ölmeden düşme ihtimalim var mı?
Doğru yerden. Sanmıyorum ama. Evet, düşme ihtimalim yokmuş. Gayet. Dedim ben zaten tek yiyeceğim diye kendi kendime tek atmak daha mantıklı oldu bütün oyun boyunca. Birisi mesaj attı bana. Özürlüyüm. Bir an çok hızlandı o yüzden. Orada bir iki tane nokta var sadece hasar yemeden inebileceğiniz. Bu öldükten de 30 saniye sonra maçı kaybettik zaten gene. Sesim mi az? Dur bakayım. Yo, az olmaması lazım. Şimdi iyidir. İki topçu. Geri vites deniyordum zaten. Kayıyordum. Kayamadım yeterince. Hayret. Hayret. Gözlerim yaşaracak STV. Bir şey vurdun. Oha. Lan oğlum. Ha, iyi bok yiyorsun. Topçu bir de. Eyvallah. Ya nişan alayım dedim bu sefer de öldüm. Turboya mı? Turboyla oynadığımı kim söyledi? Ben aylık sadece Joker paket alıyorum arkadaşlar. 50 megabit upload'um yetmiyor. Pardon, 50 şey gigabaytlık upload'um yetmiyor. Yoksa benim 50 megabit normal bağlantım var. Aylık ben normalde 60 ödüyorum. İşte paket alınca 70 falan oluyor. O ne lan? Gerçek mi lan o? Anam spot. O nereden vuruyordu? Şuradan vuruyordu. Okey. Aoo. Üst tarafta bir dolu. Onu unutuyorum. Bak hep. STB gözümü yaşartıyorsun gerçekten. Görüş menzilindeyim. Biliyorum da topçudan şeyden izliyorsun. Ha ben ne yapayım ki? Orada takıldım şu an. 50 bin tane adam geliyor. Sıçış yani. Aa! Hayır. Evet, eyvallah. Görüyorum vurmadığını da. Sıçtım ben yani. Hala çok tehlikeli bir yerdeyim abi. Sıçış. Bakar mısın? Şuraya.
Siktir. Senin ben balı nasıl çiğim? Abi 435 vurma yedin ya. Ah, abi çok sıkıştım burada be. Çok sıkıştım ya. 50 tane adam buraya denk geldi hepsi. 3'e 900 zaten. Bayağı zorladı adamlar. 140 maçında da birinci klan gelirsem şaşırmam yani. Evet. Evet. Okay. It's time for the E50M bitches. Ne yazıyorsunuz bakayım? Evet, STB maçı da gitti. Kaç kişideyiz? 165. İyi. Bir saatimiz falan daha var zaten. Bir multiplayer'a bakayım da sonra çemkirmesinler. Yayınlaşmışsın. Yok. İyi, yok. Aha, iman bonusu da geldi şu an bana. Tepeye çıkarım arkadaşlar ben 50 meyle. E100'ler kolay kolay gelmez. IS-7'leri tutmaya çalışalım. IS-7 ve FV'yi. Fiber olan fiber kullansın. Olmayan uydu net kullansın. O da yoksa TT-Net'ten başka çözümünüz yok zaten arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Uydu net de iyidir ama. Bir Motorola modem çakarsınız kabloya. Üf. Bu arada uydu şeyden daha iyi aslında. Hani ADSL'in nasıl diyeyim size. Teknoloji olarak kablolar geliş gidiş falan. Hani fiber tamam anahtar fiber de. Sonra tabii fiber çekmiyorlar buraya. LAN kablolarıyla geliyor. Koaksiyel kablo daha böyle kaliteli bir çözüm. Abi biri geliydi ya. Come on. Dota'da eğlendik dün ya. Witch Doctor. İkinci oyunda üzdü ama komutan beni. Tide Hunter'la bayağı üzdü yani. Atamadım ultilerimi doğru düzgün. BKB'de kasamazdım yani. O yüzden. Öyle patladık. Ah, fuck. Ben bilmiyorum zaten orada adam beklediğini artık, değil mi? Hani mal gibi gideceğim, değil mi? Abi süper. T-49 kendini bile şeyi vuramadı. ISD'yi vuramadı. Öndeki kayaları vurdu. Splash'inden kendi hasar aldı. 50 be, ne yapıyorsun? Aferin. Tepeyi almamız gerekiyordu. Şimdi bak terse de kimse çıkmadı. Lemmings'iniz ya. Buraya geldiğiniz zaman Lemmings'iniz. Şuraya da bir adam gelmesi gerekiyor. 140 mı? Al işte. 50 be senin çıktığın noktaya sıçayım ya. Yavrum, şuradan insan gibi bakacaksın.
Öyle yani, bu kadar. Yalnız bu geliyor. Bundan da yiyeceğim şimdi. %90. Evet, geliyor. Geliyor. Oo, gelme. Siktir ya. Topçu bir tek beni görüyorsun çünkü, değil mi? Yavşak. Hadi be. Bir şey sektirirsin artık sandım. Tepede benim işim bitti. Topçu, bir tane topçu var, gene bana vuruyor. Çünkü yani çok agresif olan benim gene, değil mi? Çünkü hıyarlık. Paletlerinin altından bir de arasından filan gitti galiba mermi. Bu da girmez. Abi, hadi. Güzel açım. Nasıl iç taraftaki paletini kırabildim ben senin oradan ya? Hadi güzelim. Hadi, 50 beğensin sen. Yukarı değil, bir tanem. Şu aşağı doğru. Nereye doğru senin kasan? Ha, şöyleymiş senin kasan çünkü. Tamam, gördüm şimdi. Tamam, pardon, benim hatammış. Özür dilerim bir tanem. Bak, aklın yolu bir. Hala yiyeceksin. Yeterince çekilmedin. Peki. Hadi bir tane daha. Güzel. Salak. Tekrar üstten gidebilirim. Ezan okunuyor, müziği kapat. Ezan okunuyor, yayını kapat. Ezan okunuyor, beyni kapat. Best ezan ever. Best ezan EU. Vay be, 100 çekti oradan. Ne sallandım ama, attım gene de vurdum. Beni alan topçuyu başkasına yar etmem ulan. Dön baba, dönelim. Bitti o abi. O onun 2 saniye daha yaşamayacak olduğunu biliyorum ben. İyi. Panther 2'de sıkıntı çekmişimdir de çok oluyor oynayalı ya. Ben Panther 2'yi, Panther 1'i 2011'de falan geçtim. Yani ve Panther 1'de çok eğlendim. Panther 2'de biraz zorlandığımı hatırlıyorum ama o kadar da zorlanmadım yani. Gene iş yaptırabiliyordum ben o tank. Aa, hayret, spota sarmaz. Bir tane blind sokmuşum ama. İyi, güzel. O E75'e girmediğini sandığım mermi girmiş. O zaman Behçet arkadaşlar. M serisi çok mu sallanıyor? Durduğunuz zeminle alakası var arkadaşların. Tankla alakası yok. Paletiyle filan. 50M stabil bir tank aslında. Bu ne? Ha, Stachowski haritası gene. Ah, gelmeye başladı. Abi, en iyi nimet hangisi? Abi, domuz yemek günah mı? Abi, su içerken aynı anda abdest alabiliyor muyuz? Abi, bu gazetelerin sayfaları neden böyle? En iyi tank diye bir şey yok. En iyi medium tank diye bir şey yok. Genel olarak sevdiğiniz, oyun tarzınıza uyan tanklar var bu oyunda arkadaşlar. 50 mi?
Genellikle benim gibi davarların sevdiği bir tank. Ama oyunun kesinlikle en iyi orta tankı değil bazılarına göre de. Benim için de en iyisi değil ki. Benim için de en iyisi değil. Sadece yanıma bir tank alacaksın deseler 50 M alırdım ben. Ama en iyi tank olduğundan dolayı değil. Her boka gelen bir tank olduğundan dolayı. Yoksa ben arıyorum yani arada onda bir kule zırhı, bazen bir yan taraflarından sektirebilite. İşte saçma sorular bana öyle geliyor yani böyle sinapslar bu şekilde çalışıyor benim beynimde. Hani saçmalığını size yansıtmam gerekiyordu. Nasıl su alırken, su içerken abdest almak saçmaysa bana da öyle saçma geliyor bu soru yani. Hani hiç ne alaka lan filan diye. Ne zırvalıyor bir gerizekalı tarzında bir laf söylediğini düşündüğünüz için. Ben aynen öyle hissediyorum yani bazen. Gerizekalı demiyorum kimseye tabii ama aptalca geliyor sorular. Really? Bezi seni görmüyor muyum ben? Buradan ateş edemem sana. Mesela bak 2 bira içtim 6. cinsin gider mi? 2 bira artı bir şat olsaydı kesin diyebilirdim ama 2 bira da yetmeyebiliyor. Arkadaşlar burası kaçışlı bir bölge. Sıkıntı yok. Zaten buraya gidecektim. Prokhorovka'da buraya geçmiyorsam bir iş yapamam ben. Of of of. Baksana T-69 yani hiç çıkmıyor. Hiç. Ben artık en işte çok heyecanlı bir oyun gerçekten şu an. Best Map Prokhorovka. T69'da hakikaten annesinden emdiği sütü hala hazmedemediği ve gerekli enzimleri salgılayarak işleyemediği için çıkamayacağım ben. Koykuyorum modunda. Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Allah Allah. Hasta. Ulan nereye atıyorsun Behçet? İlla reload'a sokacağınız beni. Evet 30 saniye molamız var arkadaşlar. Yok ya oyundan. 60 FPS'ye getirdim belki ondandır. Şu chat'i de şöyle ha. 4'e 1. Süper. Kaybettiğimiz tanklar da bayağı dahşaklı tanklar. Yani ne yapmam bekliyor ki bu adamlar benim burada. Al işte spot yedik. Sen orada nasıl aralıyorsan buradaki hiçbirisi bir iş yapmıyor demektir arkadaş. Buradakilerin yani. Ya hasar yiyip geri kaçıp sonra reload etmeye çalışmak istemiyorum. Elbette ki delmeyecekti Alp ama niye atıyorsan bir daha bir şey çıkmayacak gibi sandım. E75. Nereye kadar geri çekildin yine sen? Manyak herif. Üf,
Al abi işte. Yani bu abi işte. Bu yani. Bu kadar. Bir de T95 vuruyor beni o mesafeden ya. Aman. İlla bekle. Prokhorovka eğer takımlar yatıyorsa yatılacak harita hakikaten. Yani hiçbir şekilde ivmelendiremiyorsunuz oyunu. Kötü harita diyoruz, anlatamıyoruz kimseye. Fieri Seyit'in daha kötü lafları geliyor. Orası da kötü, burası da kötü. Onlarla oynadım, bunlarla oynadım. E100 ile oynamadım. Ya. Sağ taraftan basayım. Obje 261'den AP yiyelim. Kimse bas demiyordu. İş yapmak istiyordu. Çünkü biliyorum ne olacağını. Oyunu sonuna kadar bekleyeceğim. İki şarjör boşaltamayacağım. Ya takım yani. Behçet'te de o hiç olmuyor o iş. Hep yatan kazanıyor belli durumlarda ya. Çok kötü bir şey bu. T110 E5 maçı ne güzeldi. Yani dünyaları döndük geldik. Yatanı da avladık, yatmayanı da avladık. Yatarak da iş yaptık, yatmayarak da iş yaptık. 75'im döneceğim mi? Ne yapıyorsun? Ay git siktir git tamam. Allah Allah ya. Sola döneceksen gaz kes git, ben düz gideceğim abi. Benim gitmem daha önemli. Al senin yüzünden spot yedim ben şimdi. Ah. Topçu yerse suçlusu kim? Sen misin? Hayır, topçu yersem suçlusu benim sonra. Böyle bir hıyarsın sen. Interesting. Full nişan al Alp. Sonra seksin. Tam da ön zırhından hem de herif. Daha ne istiyorum ki ben bu oyundan? Keşke şu herifi bekleseydim ya. Ne yapıyorsunuz lan burada? Adam bayağı itin dötüne girdi hakikaten orada. Behçet maçı kayıp. Ne kadar enteresan. Tamire de kullandırttı direkt. BKB. Nereden nereye? Beklemiyorsunuz böyle hareketleri biliyorum. Ama yapıyorum işte. Bu oyunda gidik. Nerede lan şey? T62. İyi baba. O zaman ben de tepeden eğilirim.
Aşağı iniyoruz artık. Oh, sıyırdın RAM'den. De yani topun öleceksin tabii ki. Leopar'ın üzerine de E100 düşmemiştir bu oyundan önce. Bu ne lan? Benim pencerem. Peki pencere? Teşekkürler pencere. Kazanamadık oyunu, gümemedik. Buradan yaparamadık. Ben sana... Kazanamıyoruz ki. Baksana abi. MX... Neyse de. Orada bir tek iş kazanmışız düzgün. STB kayıp. 50M maçı okey. Behçet maçı yattı ara. E100 maçı yattı ara. Bugün bakayım misyonu da zaten 6 tane galibiyet almışım. Fazla değil. Ne yapsak ne oynasak. Hadi bir 263 deneyeyim tekrar. E200. Üst üste 2 tane E100. Oha. Karşı takımda fena bir T54 var. 3880 VN8'li. Fame'den. 3880 24K maç. Helal olsun. Vay be. Bayağı iyi. Vallahi son bir saatim galiba WoW olacak. Çünkü sıkıldım ben şu an. Bunu da bitirip WoW'a geçmeyi düşünüyorum bile yani şu an hatta. Muhtemelen de öyle yapacağız. Son bir saatte de 3 tane gemi atarız. Lost Boy. Okay. Biraz daha yüksek vuraydın. İyiydi ya. Mouse'a bak, hala orada bekliyor ha. İyi bekleyin anasını satayım. Topum gitti. Sıkıldım yalnız ben buradan.
Bir tek adam için bekliyorsun orada değil mi Mouse? Şerefsiz ya. Hakikaten bekliyor lan herif. Ya VZ yanlış işler peşindesin. ST1 nerede? Aa bekleyecek o mouse. O mouse bekleyecek abi. O belli oldu yani. Delirdi o herif. Bekleyeceğim dedi. Ben de bir alta gireyim bakayım o zaman ne olacak. Hit mit yaramaz ya. Ben sektiririm bir tanem. Elli can için atacağım mı ona? Ve farklı birisi vurdu. Allah sizin gibi FV'lerin başına taş yağdırsın ya. 50 can için attın anasını satayım ya. Yazıklar olsun abi. Affirmative de canım. Nasıl yapacağız o işi? Şöyle yapacağız abi. Hay ikisi de attı abi. İkisi de attı bir de. Hadi be. Helal olsun lan. Aradan güzel vurdun gerçekten. Ha ben burada durmam bir daha. Mı acaba? Ama o Yak Tiger'ı çekmemiz gerekiyor. Vuramadı lan herif. Dur bakayım. Peki. Helal lan, helal lan. Aferin lan sana. Yalnız bu maçı hiç beklemediğim kadar kolay ve hızlı aldık. Hasarda birinciyim. Japonlardan sonra mouse'a nerf gelmesi lazım. Hiçbir bok izlememişsiniz Japonlarla alakalı eğer mouse gerçekten daha doğrusu mouse'a nerf daha doğrusu buff gelmesini düşünüyorsanız gelmesi gerektiğini düşünüyorsanız hani Japonlardan sonra mouse'a nerf gelmesi lazım arkadaşlar. Ya da Japonların ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi, elden geçirilmesi gerekiyor. Bakıyorum çok böyle hani oynamak istediğim bir şey var mı diye. KV2 ile kapatalım arkadaşlar. Bug değil bence. Göreceğiz. KV2 ile kopmacalar, delirmeceler. Bundan sonra gemilerdeyiz.
Geri kalanlar kışt kışt deyip gidebilir. Ama Türklerin 2. Dünya Savaşı'nda taslağı yoktu tank çizeceğiz diye canım. Bu Japonların taslağı vardı biraz. Bizim tankımız sadece arkadaşlar Black Panther konulmazsa Armored Warfare'de görebilirsiniz yani. Bu arada Türk tankı var şu an oyunda gayet. M60 var yani. Ama o Türk tankı... Şşş. Sakin. Sessiz. Ve neşeli ol bir tanem. O Türk tankı. Elimizdeki tek Türk tankı diyebileceğimiz şey. M60 Patton. Ama abi o Türk... Şşş. Lütfen. Sakin, sessiz. Evet, ilk uzun metrajlı atışımız geliyor. Evet, Murtaza nişan alıyor. Nişanını tam alamadı. Atıyor ve basket! Murtaza'dan mükemmel bir atlayış. KV2 Best of 1925-2015. Mükemmel bir atlayış geliyor. Abi. KV2 Best Troll ya. That's why we love KV2 bitches. Stalin eğimimizi yaptırdı. Stalin mermimizi gönderdi. Stalin'le birlikte karşı takım mefta oldu. Bakayım o panzer hidro spastik çıkacak mı? Hadi yavrum. Base'e geri dönüyorum ben. Hunharca base'e geliyorlar çünkü. Evet, yarışmacımız Yaşar olayıydı arkadaşlar o gerçekten de. Şuradan gideyim ki direkt Hunharca tecavüz etmesinler. İnternet kasıyor bir tanem. Source tuşunu ayarlarsan kasmadığını göreceksin. Çofeye bak ya. Yani bir tek base'de ben kaldım abi. Bir de Leopar geliyor. Hey, en azından Leopar Leopardır yani. Bir kişi var şu an. Okey. Solda. Yarışmacımız Murtaza aynen yardırmaya devam ediyor. Yani Chafee'yi tekte almak çok zor bir şey değil gerçekten tabii ama. Olsun. Gene de sevindirik olalım. Aa süper. Anam. Yakınına attım. Şey splash herif. Kaçma lan. Göt. Cromwell mi? Elbette ki kaçamayacaksın. Aa T1. Süper. Hadi yavrum şuna bir son atışım olsun. 27 saniye diyor. Güzel.
nereye mi atıyorsun lan? Gerçekten mi ya? Peki. Yalnız az önce ben kendi adamına mı vurdum? Yanlarında bir patladı. Allah. Biri oraya, biri buraya uçtu heriflerin. Oğlum ilk atıştan sonra bu maçın ne kadar iyi geçeceği çok belli oldu bence bu arada. 6, 5'te 5. Bir de VN8 de yüksektir bunun, biliyor musunuz şimdi? Yazmıyor. Yazmasın. Peki. Kalbimi kırsın. Evet arkadaşlar. Gemiye geçiyoruz. Dur bakayım. Birkaç hasar vurmuşum kendi adamıma, ona bir bakayım. Onu göremiyorum tabi. Abi şeyi çok seviyorum. ARL'ye bak. Vurmuşum ya, motor, amorek, direkt gitmiş. T1. Radyo operatör, yakıt tankı. Yakmışım bir de sonunda eğer ölmeseymiş. Chaffee. Driver'ı öldürmüşüm. Paletini kırmışım. Kulesini bozmuşum. Yakıt tankını bozmuşum. 3001'de yakıt tankı, trek. Bir de loader'ı öldürmüşüm. Topçu gibi ya, vallahi billahi. Bir de friendly base'i korudum. Best tank in the game. Al abi işte, best tank in the game. KV2, best Russian tank. Best of the Stalin's handiwork. Tamam. Prolong. Aynen. Çıkıyorum arkadaşlar. Gemiye giriyorum. İki tane de torpido atalım. Uçak gemisi kasacağım ya. Free biriktiriyorum. Direkt bir seviye 5 uçak gemisiyle başlarım oynamaya. Ama şeye karar veremedim. Japon mu gitsen, Amerikan mı? Herhalde Amerikan gideceğim ya. Voves'te de yok, tek devam edeceğim arkadaşlar ya. Zaten filoluk bir olay yok ki burada. Filoception. Battleship'im var da yani. Çok acılı be Battleship'ler. Bunun da testi var bu arada. 4-1 testi geldi bunun. Ranked battle'lar geliyor şeye. Ödüller falan kazanacaksınız. Ligler var, division'lar var. Abi torpidoda olay, adamın seni fark etmeden o torpidoları bırakma. Yani biriyle uğraşıyor, rotasını değiştirmeyecekse 8 kilometreden de vurursun yani. Bir şey fark etmiyor onda. Şuna ışığı açayım. Yüzüm çok karanlıkmış lan, hiç söylemiyorsunuz. Birisi daha mı bu arada şey atmıştı? Yok, tamam. 2 dolarımız oldu. Allah razı olsun. Bugün 2 tane lahmacun yiyebileceğim. Lan. Japon muhripleri daha iyi. Tavşan ayağa şans getiriyorsa evet. Öyle bir şey var. Ne alaka ama? Tutsuki ile başlayalım. Pardon, Mutsuki ile başlayalım arkadaşlar. Burçak satmış Mutsuki'yi. Oynayamıyorum diye. Ne dedi, ne yapacaksın dedim. Ben Minekaze ile oynamaya devam ederim dedi. İyi dedim. Sonrası da iyileşmiyor çünkü Hatsuhara falan da güzel değil dedi. Ben tam şey yapmıyorum. Ben zorlayacağım. Shimekaze'ye kadar devam. Aha. Burçak mı o? Yok Berk. Yok yok Berk. Niye yazıyorsan Berk'cim, eyvallah, çok sağ ol. Görüşürüz bir tanem. Shokaku var bizde yalnız, uçak gemisi. Seviye 8. Vay be.
Warships'te Türk gemisi olacak mı diye sordum. It's a possibility dediler. Yani gayet politik bir cevapla. Olabilitesi var yaptılar. Herhalde bir dakika geç gireceğiz. Bunu da SSD'ye atmanın vakti geldi. Oyunun ismini değiştireyim bu arada Twitch'ten, değil mi? World of Warships dedik. Buradan chat'i tekrar aç. Vet yazdım ya. Chat. Hala oyuna gireceksin ya. Hadi. Gir artık. Evet, 1,5 dakika sonra oyuna girdim. İlk loading'de böyle oluyor. SSD'yi atmadığım için. Oh yeah. Ayran da benden. Ne yazmışsın bir tane? No message. Eyvallah. Eyvallah. Ayranı da içtik. İki lahmacun bir ayran. Süper. Son yıllarda yapılan gemilerin Warships'te yeri olabilir mi sizce? Yani. Battleship avlamaya çalışacağız. Fubuki var heriflerde. O da seviye 8. Allah sıkıntı dolu. Bizim hedeflerimiz arkadaşlar. Kruvazörlerden uzak durarak Battleship'leri falan avlamaya çalışmak. Ay'a da mı gideydim ya? Hadi Ay'ı da alayım ben. Hızı da arttırayım. Atago Babago olacak birazdan. Atago çok yakışıklı bir gemi bu arada. Minimap'te şu mermileri görüyorsunuz ya, hastasıyım. Daha doğrusu şeyde, otomap'te, otopilot kontrolde. Çok iyi ya. Sonra keple kaybediyoruz çünkü. Türkiye'nin landing ship'i olacak galiba. En son ben onu okudum. Landing ship üretimimiz olacakmış. Onlar şey, hani içerisinde yarı amfibik böyle. Hani havuzu falan var. İçinden direkt zodyaklar falan şeyler girebiliyor. Çıkartma araçları, şeyleri. Çıkartma gemileri falan küçük taşıyabiliyor. Helikopter falan taşıyor genellikle. Uçak pisti olmuyor üzerinde ama gene bir harekat, yani bir tümen taşıyor içerisinde. Testinde para vermiyor. O şeyde, VOD'da kaldı olay. Şu an bir para verme olayı yok. Normal alıyorsunuz gene. Dublon diye bir şey var. Altın yok. Onu da otomatikleştirecekler sanırım şeyle. Yani aynılaştıracaklar. Altına dönecekler onda da. Colorado. Hello. Hello. Bak mesela şimdi. 10 kilometreden Colorado'ya sallayacağım. Benimkilerin de menzili zaten 10 kilometre. Şu an menzilli de benim. Çünkü yavaş torpido kullanıyorum ben. Bu arada P ile şeyi kapatmayı unutmayın. Salak salak atmasın diye. Dönüyor musun lan? Vallahi dönüyor. Sıçtık. Torpidolar atmış çünkü başkası da. O yüzden ondan dolayı dönüyor. Bizim bu torpidolar bir boka girmeyecek. Yakınlaşıyoruz. Yani şu gidişat hiçbir şeye girmez abi. O gidişatı göstermek de Z tuşuyla arkadaşlar. Evet,
Colorado. Colorado da yüksek seviye değil mi? Evet, seviye 7. Şey bir gemi değil yani, boktan bir gemi değil. 15 saniye. Bakalım yön değişti. Aa, buradan şu an spot yiyebilirim. Çok fazla yaklaştım. Güzel. İyi kurtardım. Bunu geniş atacağım. Torpidolarım biraz yavaş ama bu gemi de çok hızlı değil. Bu arada dönüyor. Gene. Ben de o yüzden şimdi artık topçuya geçmeye başlayacağım arkadaşlar. Belki en soldaki belki. Çok güzel torpidolar geliyor herife bu arada. Benimki bir tane vuracak. Evet, yeee. Su da aldırmaya başladı. Bana mı döndürüyorsun lan sen topları? Hayvan. Dur bakayım, bir tane atacağız. Artık görmüyorsun. Bunda 6 tane torpido var. Yo. Minakaze'de de 6 tane var. Ama 2 tane torpido tüpü var bunda. Yani üçlü üçlü atıyor. Minakaze 2'den üçlü atıyor. Yani 3 tane tüpü var. Abi 2 defa döndü. Bakalım. Zaten kalmayacak benim torpidolara bir şey. Şu arkadan gelen salvolar bitirir onu. Aynen. Orada burayı alırken biz puan kaybediyoruz. Çünkü bütün üsleri ele geçirmiş durumda karşı takım. Bas gaza yavrum, bas gaza. Heriflerin orada bir tane daha şeyi var. Kareye oturmak büyük sorun değil arkadaşlar burada. Hasar almıyorsunuz. Sadece tabii birisi size saldırıyorsa aynı anda o durumda sıkıntı olabiliyor. Şimdi C tarafına doğru ilerleyelim. Oyunda mesafeler büyük, yüksek, uzun. İstediğiniz yere istediğiniz anda gidemiyorsunuz. Torpidolarda da ne menzil varmış. Hala geliyor. 42 knot hızla gidiyoruz. Yaklaşık arkadaşlar 1.8 ile çarp işte 72 74 74 76 kilometre filan, 75 kilometre filan hızımız. Aa, o. New Mexico onlardan iki tanesini yiyecek galiba. Evet, iki tane yedi. İki tane daha mı yiyecek? Bir tane yiyecek. Hatta ondan kurtarabilir lan. Hadi be. Ucu ucuna. Uçaklar nereye doğru gidiyor? Şurada abi uçak gemileri herifin. Onu bayağı zor avlarız yani biz. Nagato. Nagato Hirikura. Şu adayı kullanarak bu herife gümbürtü yapacağız arkadaşlar. Şu an tabii tespit edildiğini biliyor muhtemelen.
adanın arkasına gideceğiz. Oradan soldan tekrar döneceğiz. 1 dakikamız var yaklaşık. Hala aynı açıda gittiğini görüyorum ben şu an. Bakın beyazla şu an torpidolarımın gittiği açı aynı. Yer değiştirirse öne doğru dönecek. Değiştirmezse böyle de gitmeye devam edecek. Vurabiliriz yani, bir şansımız var. Bana mı geliyor lan bu? Vallahi bana geliyor sıçış. Hayır. En sağdaki belki, eğer o da süresi bitmezse. Bak. Şeyi bittiler. Range'i bitti. Çok geriden attım abi. Doğruydu. Ama işte bir 100-150 metre daha şeyden atmam gerekiyordu. Siktir. En soldaki belki. Anam! Şanslıyım. Herife attım, torpido ona gitti. Öteki de vurabilir en soldaki. Hadi. Yok, kaçtı o. Son boost'umu da açıyorum abi. Biraz oyun takılıyor şu an. Neden olduğunu çözemedim. Ya atlama yapıyor. Herhalde bir şey zorluyor şu an bilgisayarım. Bunlar mı acaba ya? Dur bakayım. Belki olabilir. Şunları kapattık. Skype değil, bu değil. Herif yanıyordu bu arada. Oha, o nasıl o kadar az can kaldı lan? Aferin lan, herif bayağı kaçıyor ha. Böyle böyle indiririm ben bu herifi. Hadi. Böyle 300 saatte indiririm yani. Köşkten vuracağım lan. Ha. Bir uçak severini kırdık. Başka gemiye gelseydi şu ana kadar bitmişti. Hala bizle mücadele işte. Bir tane AP deneyeceğim.
O ne lan yan topları? Bari vurayım dedi herif ya. İyiymiş. Hadi yavrum bitersin artık. Ha oyun bitti lan. İki torpido, bir tanesi de bala. Gene de duble dubledir abi, hiç hayır diyemem yani. Acaba hard disk mi çok dolu? Ya. Yeah. Okey. Bir tane Arkansas yapalım. Battleship görün diyeceğim de onun önce Pensacola ile geçiş yapacağım. Şimdi Pensacola güzel bir kruvazör aslında şey olarak, menzil filan olarak ama zırhı çok az ve yanlış bir anda tek atışta 25.000 can filan bırakabiliyor battleship'lere karşı. Bu yüzden kaçamak oynamak zorunda kalıyorsunuz. Zor biraz yani. Bakalım New Orleans'a geçtiğim zaman umarım birazcık bunun şeyini çıkartmaya başlayacağım, acısını çıkartmaya başlayacağım diye düşünüyorum. Gemi kasmak çok daha zor. Yani Warships, ben ilk başta tam tersini düşünüyordum ama unuttuğum içinmiş, o ilk seviyelerin ne kadar hızlı geçildiğini hatırlamadığım içinmiş. WoW'da, yani daha doğrusu işte Warships'te çok daha zor gemileri kasmak. Çünkü maçlar 2-2,5 kat daha uzun sürüyor. Ve 20 dakika maçlar. Yani benim çok maçım oldu biten süre. Süre bitip kazandığım, yenildiğim, berabere biten çok maçım oldu. Bu ne demek? Yani bir maçtan işte bir birim experience alıp, deneyim alıp siz tank kasıyor iseniz mesela WoT'ta 100 birim maça mı ihtiyacım var? Burada 100 birim maç 2,5 kat daha fazla uzun sürüyor. Kaybetsen de kazansan da. Bu yüzden hakikaten son seviye gemileri falan açmak zor olacak ve dublesi şu an oyunun 1,5 kat. Açık beta'da zaten hani çok anormal bir şey değil. Açık beta'da duble bile yapmayabilirlerdi. Ama yapıyoruz işte. Baltimore filan biraz daha iyi ama ya. Uçak savarları filan daha başarılı. Bir de Pensacola'nın önde ikili topu var. Üçlü topa çevrileceğiz. New Orleans'ın tespit edilme menzili çok düşük. 12 kilometrede tespit ediliyor ama mermileri 16'ya gidiyor. 16'ya sıkabiliyoruz yani. Uçak gemisi var mı? Lexington. Varmış valla. Ama zırhlı da oynamak bana hiç çekici gelmiyor. Amagi. Amagi seviye 8. Oh. Sıkıntılı. 66.000 canı var herifin. Bak bundan bir ay önce maçların çoğu top tier falan giriyorduk. Artık yükselmeye başladı oyun. Nasıl hemen fark ediyor? Milletin seviye 7-8 tankları başladı. Gemileri pardon. Hep tank. Tank ağzımıza yapıştı çünkü. Detected. Muhtemelen muhrip falan var. Yok çok ileri. Bak. Ucundan kurtardım ha. Bunlar da çok şey gitti, ileri gitti. Bak abi 5000 yedim direkt, görüyor musun? Yani eğer böyle battleship'lere falan kalırsanız heriflerin menzili sizden iyi zaten. Bu nedenle de bayağı ağzınızı burnunuzu kırarlar yani. Onlar girdi. Para gütmüş beni aç. Aha! Yebeç. Yeah,
Ağzına vurdum yani. Çünkü muhrip abi. Muhrip zaten öpme üzerine bizim tankım, şeyimiz, gemimiz. Lan tankı nasıl seçeceğim Alp? Her şeyi tank de diyorsun ya artık. Oo, oradan 20 tane mermi geliyor şu an. Neyse arkama düştü en azından. Böyle sevinebilirim. Oo. Aç. Çok savar ateşini açtım. Hadi. Düşür oğlum bir şeyler. Ha, iki düşürdü. Güzel. Şu an uçak savar sarf malzemesini açtım. Yani daha etkili bir şekilde vuruyoruz. Da Elif'in seviyesi yüksek olduğu için uçaklar kolay kolay düşmüyor. 3 tane düşürebildim şu an. Hepsini düşürmeyi bekliyordum. Hey, bir iki tane vurdum en azından. Bakalım bunlar nasıl gidiyor. Bir tane vurdu. Ne yapalım? Elimizde olan buymuş. Kaç Alp kaç. Çok arkaya kaldın. Bu iyiydi. Şimdi bu adam dönüyor. Şu top upgrade'ini iyi ki yaptım. Şey oldu. Attığı yerler insan gibi olmaya başladı ve hızlı bir şekilde döndürüyor artık topları. Fucking hell. New Mexico ne gömdü ya? Sen gömdün değil mi? Şerefsiz. Oha. O aradan attığım atışın hepsi girmiş. Sen neredesin bakayım? Şöyle bir sağa doğru ilerleyelim. 13-7 benim menzilim de, etkili menzilim de. Ama bu herif nereye doğru dönüyor ya? İleri mi gidiyor, geri mi gidiyor? Çözemedim ki. Ama Lexington'la çıktı, açıldı. İyi girdi. Herif harbi geri geri gidiyor galiba. Ya da arka toplarım onlar. Bilemedim abi. Neyse şu Cleveland'la birlikte şu herifi biraz sıkıntıya sokmaya çalışalım. Şimdi anlarız. Çok ileri gitti lan bu sefer de. Doğru açı, yanlış şey taraf. O zaman şuraya dönüyor. Şuraya atacağız. Evet, girdi bu sefer. Gene dönecek. Bakalım.
Yaktım mı? Yaktım. Söndürecek mi? Aa, kapandı lan herif. Siktir incoming. Bundan geliyordur o. Kötü geliyor hem de arkadaşlar. Kötü yiyeceğiz. İşte neden Battleship, değil mi? Çünkü tek darbede 8000 vuruyoruz. Vur anam vur. Vur. Vur anam. Vur. Hatsuharu. Neyse biz gidelim şeylere abi, mediumlara karşı hakikaten. Yarı canımı aldı herif ya. 2 saattir atıyorum. Gemi abi bu işte. Gemi olayında böyle sakin sessiz oynuyoruz. Ya bana zevk veriyor canım. Bence kötü değil. Hadi, hadi. Dönüyor. Ulan dönme. Hadi en soldaki. Ah. Aa, Atago. Bunu atmam lazım. Çok önüne attım ya. Buna dik dönelim. Hadi, güzel. Çok geride kaldı. Ha bir de şeyin dümenini kırdım. Aa, karaya oturacaksın lan. Vallahi oturdum bir tanem. Yani 2 saattir kastığımla da herifin sabit durduğuyla da aynı vurdum ya. Bu olmadı çok. Hadi bakalım. Celeveland, gel. Sana AP'ye başlayacağım birazdan ben. Açımız doğru mu? Hadi şöyle güzel bir şey girsin. Şunun AP'lerden bir iki tane girsin. Sadece şey, sekertirmiş gibi girdi. Şimdi AP yüklediğimi biliyor bu herif. Yakınlaşıyorum da özellikle. Ah, şöyle işte. Tamam. 203 milimetrenin AP'si deliyor çünkü. Yakınlaşınca arkadaşlar şöyle 9-10 kilometrede AP atmaya başlayın. Genellikle vuruyorsunuz. Abi çok pis yiyeceğim bunları. Bunları çok pis yiyeceğim. Aa! We destroyed an enemy cruiser mı hakikaten? Çok enteresan. Şimdi Atsuhara gel babanın kıllı göğsüne. Cleveland onları yeme. Ne olur yeme. Büyük sıkıntı bu. Ne taraftan çıkacağını da bilmiyoruz herifin. Aha, detected. Yandan bir şey yap. İkincil toplarım da atıyor. Tamam, biriniz vurun. Okay. Oh, yes.
Warships öyle ama arkadaşlar. Warships'i zaten her zaman açmamamın nedeni bu. Çok fazla aksiyon yok. Oynaması çok zevkli. İzlemesi not so much. O kadar da değil. Şimdi... Altı dakika kaldı. Bakalım. Amagi'ye bak, hala full canı hayvan. Şu adam var ya, bir güzel torpidolası aslında bu. Şimdi bunu buradan atmak istemiyorum. Kesin incoming falan bir şey olur hakikaten. Amagi atıyor ha. Bakar mısın abi? Şaka gibi. Alp ne yaptın? Alp ne yaptın? Oturttum arkadaşlar karaya gemi. İyi bari en azından şey olmadı. Şuna bir iki tane daha atabilsem. Şöyle yapacağım. Dik gideceğim arkadaşlar Amagi'ye. Daha düşük ihtimalle devirsin diye. O Colorado'ya gene döndü bu arada. Evet. Bak şimdi ikincil toplar herkese atmaya başlayacak. Hadi lan belki alırım. Ay yanıyor. Bir geber lan. Yine mi karaya oturacağım ben? Yine karaya oturacağım ben. Şimdi var ya nasıl bir broadside diyeceğim biliyor musun? Arkadaşlar yok çıkacağım zaten bir 15 dakikaya. Amagi iyi hızla geldi. Batmayın, batıyoruz. Gulu 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 gulu. Aslında şuna bir tam bir müziğim var da biraz geç kaldım. Ha şeydeydi çünkü buradaydı. Bir dakika. Bakayım New Mexico'da gidiyor. E hadi be. Mexico'da yattı hari. Kepledi herifler. Adam ölmeyecek galiba. Evet ölmedi. Çevrim var. Oha 350 bin para geldi. Kazanmadığım maçta da 3000 deneyim geldi. Daha ne isterim ben?
Bir de Sims oynayayım arkadaşlar. Sims'e de şey takabiliyorum artık galiba. Bakayım, modül takacak param var mı? Vallahi var. Damage control sistem. Damage control değil de rudder propulsion modification değil. Ha, steering modification. Evet. Bunu takacağız. Ve savaşa gireceğiz. Dur, battığım zaman açmak için bu muydu? Evet. Bunu açıyorum arkadaşlar batınca. Hey. Sırf bunu dinletmek için de bu açacağım. Japon kasmıyorum çünkü demo oyun istiyorum arkadaşlar. Demo oyunla oynamak istiyorum. Taramalı tüfek gibi gemim olsun istiyorum. Yok. Taret döndürme istiyorum ben. Benim oyun tarzımla alakalı o. Bir de o çünkü doldurmaya da artı %10 veriyor. Ya bu sapık gibi ben kıçata atı oynuyorum bu gemiyle. Bu yüzden istiyorum. Abi rudder shift time de bayağı fark etti şu an. Böcek gibi bir gemi abi bu. Bu tam bir muhrip katili. Yani Mutsuki Minakaze falan var ya. Korksun benden yani. Kurvazörleri de vuruyor. Her şeyi vuruyor bu. Tek sıkıntısı çok uzak mesafede atmaması gerekiyor. Şimdi sağ taraftan gidip üzerimize basan muhripleri bir defa tespit edeceğiz. Onlar bizi 1 kilometreden daha fazla... Yani onlar 6'da açılıyorsa ben 7'de falan açılıyor olmam lazım. Bir gidelim onları tespit edelim öncelikle. Ondan sonra işimize bakarız. Sims ya, candır yani, baya güzel bir premium gemi bu. VOD'da neye benzetebilirsiniz? E25'e benzetebilirsiniz. T52'ye benzetebilirsiniz. AMX ELC'ye benzetebilirsiniz. Vuruş gücü de var çünkü mübareğin. Ama yani hızlı vuruyor. E25 en mantıklısı bence. Çıt 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 çıt. Bakalım. Detected yazarsa bir şey var. Yazmazsa takılırız daha. Ortadan da danaları yolladılar. İki tane uçak gemisi var. İki tarafta da iki tane uçak gemisi var. Bakalım kimin borusu ötecek. Aha. Pensacola. Papapacini kapapapara. Kaça atıyorum ben? 12.80 atıyorum. Pensacola mesela 14.7'de açılıyor. IS-6 benzeri bir şey yok abi. Yani ben sadece bunu tanka benzettirmeye çalıştım isim olarak. Şey olarak, tip olarak, davranış olarak, oyun... Aha, sıçış. Çok yakında belirdi. Şuralara falan atalım. Aa, hadi vur lan. Hiç vurmuyor. Hiç vurmaya da yeltenmiyor yani. Baksana çok yukarıdan atıyor. Tam bir şey. Havan topu muamelesi çektiriyor şu an. Ben bu Pensacola'yı delirtirken diğerlerinde şey yapması lazım. Mesela dönmesi lazım şu an bize. Dönmezse ben attıkça geride kalacak çünkü bu. Minakaze de sola gidiyor. Abi biz de sola gidelim. Aç abi gazı da. Gazlı olsun. O adam
Hayvan gibi. Ha, bakar mısın ya, bir Pensacola ne kadar kaçabilir? Bak detect de olmuyoruz ha şu an. La kayalara gelecek değil mi? Evet. O yüzden alçak atmış. Aksiyon hep sol tarafta çıktı. Bize burada bir tane Pensacola geldi. Ben karışık ortam seviyorum. Böyle daha sabit olacak. Bir Battleship filan tarzında bir şey de lazım bana şu an. Minakaze çok fena attın ya. Yani bir de zorladığın gemi gemi değil. Terse gitti bir tanem onlar. Ben ama bu... Au! Dön baba. Ucundan bir tane. Bu herifler içeri mi girdi hakikaten? Aa, minakazeleri gelmiş. Ben döneyim, minakaze falan vururum belki. Bence onlar gelmeyecek bana. Evet. Sıkıldım abi şeyden. Pensacola'dan. Minakaze de battı bu arada. Dur lan, o zaman geri dönelim. Tersten gidelim. Ver yolu, ver yolu, ver yolu, ver abi, ver yarım gazı. Tam yol ver hadi artık. Dönersin. Tamam. Şimdi artık verebilirim. Minakaze. 10 kilometreden torpido bırakıyorsun Pensacola'ya. Olmuyor. Yapacağımız iş şu aradan çıkmaya çalışmak olacak arkadaşlar. İpa. Bakayım. ...600-600 vuruyor gene. Sadece isabet ettirmem gerekiyor doğrusu. Allah kahretsin. O ne lan? Bir anda çıktın oradan sen. Allah cezanı vermesin senin. Ahoba nereden çıktı bir anda ya? O torpidolar vurmayacak arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ah, bak bak nerede bittiğini görüyor musun abi? Bu olay delirtiyor işte beni. Şu an tamir edip kaçmam lazım ama işte tamirim de öyle bir yerde kaldı ki. Herif durdu lan orada. Oo, bu çok kötü yakaladı benim. Denizde yanmak bayağı iğrenç bir duygu. Şimdi gene aksiyona başlayabiliriz. Sis perdesi canımı kurtardı işte burada. Wyoming, Kongo. Kongo iş yapar da Wyoming çok iş yapamaz bu adama karşı.
Hadi bakalım Alp. Çok fazla hızlı şey yapıyor. Güzel. Sağlı sollu ataklar. Böyle tiksindirten bir gemi işte şey Sims. Ova'dan geliyor değil mi bunlar? Peki abi illa bana atacaksın sen. Hadi ye onları Ova. Bir tanesini kıştan ye. Abi senin balı nasıl çiğim ben? Bak 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 Pensacola'ya bak. Bana atıyor aradan. Göt. Gel buraya gel 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 sen gel. Gel ben seninle tek uğraşmaya başladığım zaman göreceksin sen şimdi aynı konuyu. Ne oldu? Dümenini mi kırdı tek atanda? He? Gel gel. Çok kaçtınız be. Vallahi çok kaçtınız ya. He? Canım benim. Gel gel. Incoming gel. Muhrip denk gelmedi ki bize arkadaşlar. Bu yüzden böyle hayvanlara doğru ateş etmek zorunda kalıyoruz. Hadi be. Güzel. Şu mesafeyi kapattım mı artacak tabii şeylerimiz de. O da bize tabii iki tane çakacak muhtemelen. Hadi Kongocu. Aa sen sıçmışsın Kongo. O zaman ben de kaçarım. Kaç Alp kaç. Kaç Alp kaç. Yanıyorsun! Yanıyorsun Fuat abi. Atmıyorum şimdi ki şey olsun diye. Yanarak ölmem bu arada ama toptan ölebilirim. Ulan herifler yaşadı be. İki tane şey bir boka alet olamadınız Battleship. Yanıyorsun Fuat abi. Hadi yavrum. Ya sizin atacağınız torpidolara sıçayım ya. Bir iş yapın lan. Neyle şükür Pensacola öldü bari. Yangın da söndü. Mermi parası alsa Sims oynanmaz abi. Sims çünkü çok şey bir adam. Hani uzak mesafeden bu atış gücünü kullanması gereken bir adam.
Aa güzel. En sonunda bir tane yedi. Ha onları da yiyecek. Hele şükür. Yanarak öl lan hadi. Ölür müsün yanarak? Güzel. Ha kayalıklara gitti bütün mermiler. Ulan mermilerin hepsi şu an kayalıkların arkasında olduğundan vuramıyorum. Aa vurdum. Yani... Şimdi iki tane battleship kaldı. 5 dakika kaldı oyunda bitmesine. Fuso. Fuso ya, seni ben mermi manyağı yapabilirim aslında biliyor musun? Çok da eğleniriz. Senin bir menzilime girmen lazım tabii 12-3'e. Cap'ten de çıkmama gerek kalmaz. Bence o kadar bile gerekmeyecek ya. Ha, şimdi detekte oldum işte. Şimdi stop. Motoru da durdurdum. Sen biraz gel bakalım. Evet canım benim. Aynen öyle. Girmeye devam. Mermilerin düşüşleri benim çok fena. Oho, bitti bu arada zaten. Fuuu. Bana kalmadı bile. Benim gemi de yanıyor arkadaşlar bak. Keyfe keder kamu atılmıştır. Yandan biraz mermiler girmiştir. Çok hoş değil. ...50 tane isabetim var arkadaşlar. Totale bakacaksınız siz. Ve vurduğum gemiler de küçük veya şey benden alt seviyedeki gemiler değildi. Al işte 150 bin para. Deneyimde neredeyim? Deneyimde de 1100. 1100 hiç fena değil. Yani... Bakmayın bir 2000 tabii ki alamadık ama 2000 almak için daha böyle küçük haritada daha fazla öyle adamın üzerine attırmak gerekiyor mermileri. Of ben memnunum yani. Sims'i seviyorum bu yüzden. İsabeti zor. Uzak mesafeden zor. Bunun coştuğu yerler 9 kilometre falan ve diğer muhriplere karşı. Muhrip olduğunu unutmayın. Ben genel olarak seviyorum. Hadi bir tane de şey yapalım, kapatalım Arkansaslı arkadaşlar. Bunun kaç tane modül yeri var lan? Conceal modification, target acquisition. Vay 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 vay. Steering bu ne? Beşinci ne? Propulsion modification. Okay. Gun control system. Secondary battery. Loading time. Bunu da accuracy arttırmak gerekiyor. O da 3 milyon da veremeyeceğim. Vota geç, tanka geç. Tank oynadım, sıkıldım, çıktım. Baydım abi. Bununla bitiriyorum zaten son şeyim bu. 4 tane. Totalde ne oynadım? 3 veya 4 tane oynadım sanırım. Bu da sonuncusu. Güzel. VOD açmıyorum abicim. Kapatıyorum. Multiplayer var. Zaten benim de işim gücüm var başka.
Etmeyeceğim. İşim gücüm var. Yuh ulan. Sabah zaten o yüzden açtım. Al. Al size battleship. Uçak savarı olmayan battleship mi olur dediler. Yaptık. Şimdi bu tarafa aldık şeyi. Sola mı doğru dönsek? Hadi sola doğru dönelim. E75 güzeldir. Adamların yayıncısıyım. Adamlardan izleyici çalamam abi. Sözleşmem de gereği zaten. O şekilde. İkinci de direkt AP yükleyelim. Zırhlılar az önceki oyunlar yavaş geldiyse şimdi bir daha düşünün diyeceğim yani öyle söyleyeyim. Tabii ki kıracağım. Multiplayer'ı kıracağım ama sizi yararım daha iyi filan diye. Yoruldum. Gayet sabah yani şu an 3. saatine mi giriyoruz yayının? 4. saatine filan giriyoruz belki de bilmiyorum. Yoruldum yani. Yeter. Birine konuk oldu organize iyice boku çıktı. Abicim benim çıkmam gerekiyor zaten. Multiplayer yayını açması benim için sadece ikincil sebep. Hani gösteriş sebebi. 4000 kelime çevirim var arkadaşlar. Şimdi onlarla uğraşmam lazım. Japon gemileriyle alakalı bir şeyler var. Tekrardan bütün açıklamaları değişiyor. Onlarla uğraşacağım. Ya tartışabileceğiniz bir konu olduğunu düşünüyorsunuz multiplayer olayının. Yanılıyorsunuz. Ben de biliyorum kitlelerin benzeşmediğini ama o tartışılabilecek bir konu değil. Minekaze herhalde spotladı bizi. Bir yerden bir şey gördü. Evet abi, Minekaze hakikaten de tahmin ettiğim yerdeymiş. Tabii ki vurmayacak Minekaze'ye. South Carolina geliyor, South Carolina. E75 güzel mi dedi? Ya dedim evet güzeldir diye. Duymadın herhalde. Oh, 20 knot nedir ya? 20 knot da aslında az değil ama yani bir 40 knot değil tabii işte. South Carolina kumayı bitirdi. Wyoming ile kuma yani şeyin arasına kaldı. Furutaka da geliyor. Baya kötü kaldı kuma yani. Allah Allah. Hasta ruhsunuz ha. Tank oynamıyorum abicim. Oynadım zaten sabah. Anlatamıyorum size bir şeyleri. Anlamakta diretiyorsunuz. Anlamamakta daha doğrusu. Bakayım.
Bir şeyler vurduk ama yetti mi yetmedi mi bilmiyorum. Sekiz otuz. Hadi. Minakaze tam bana şey atacak, torpido atacak durumu bekliyor şu an. Hadi. Kurtarırsın abi. Evet, kurtardım. Oh yeah. Şimdi E'leri yükleyebiliriz. Buradan çünkü geliyor bu herif. Canlarım biliyorum. Teşekkürler izlemek istediğinizi biliyorum da açamam sürekli yayın. Yayıncılıkla hayatımı geçindiren bir adam değilim yani. Öyle olsa canlarım benim tabii ki açarım modunda olabilirdim. Ama şu anki modum çeviri yapmam gerekiyor modumdayım. Bodong abi şu bodong bodong sesleri çok komik ya. Yine detected şurada Gavat. Şuralarda. Bakalım. Aga. Aga ne olur. Hadi. Aha. Ha. Hoho. Şimdi AP'ye geri dönebilirim. Sağ Carolina'cım var. O video çevirileri bitti artık. What Europe'un sitesinde var. VG Europe gireceksiniz YouTube'a. Alt yazı seçenekleri var onlarda. Ona 17 kilometreye uzadı bir anda. Furutaka da bitmiş. Güzel. B'yi alıyor bizimkiler. South Carolina'ya mı gitsem acaba? Uçaklar detect etti beni. Bu oyun da uzun sürecek böyle saçma sapan. South Carolina bayağı kaçıyor ama ya. Ortaya gideyim ben en iyisi. O'Hara geliyor çünkü. O'Hara'ya falan vururuz belki. Hatta bunların şu arkadan geliyor ya. Ben şöyle bir şey yapayım o zaman. Şu adanın arasından geçip çıkayım. Tekrar geri döneyim. Onların önünü anca öyle keseriz. Bu arada kontrol ile de şey yapabiliyorsunuz. Hani toplarınız hepsi ona dönsün yapabiliyorsunuz eğer düşman menzilinizdeyse. Kontrol X yaptım şuraya. Ben nereye bakarsam bakayım toplarım sol tarafa dönmeye yani. Yani iskele bordaya dönmeye devam edecek. Birazdan da sancak tarafına doğru dönmeye devam ederek sağ tarafa da yani dediğiniz. Sağ sancak sol iskele arkadaşlar lütfen. Denizcilikle alakalı bir oyun oynuyoruz. Bu terimleri en azından bilelim. Beni delirtmeyelim. Bu şekilde iş yapabiliyorsunuz. Bakayım. Bu herifler menzilime mi girecek?
Yok, tam giremiyor henüz. Omaha'ya da hiç sıkmak istemiyorum. Yani diğer Omaha şu an görüntüde. Uf, ama çok uzakta gene de. 13-8'e gelmiş Chester. O zaman şu adayı atlatıp aradan sıkacağız. Chester seviye kaç? Chester seviye 2 kruvazör. Peki. O zaman ben Kongo'ya mı sıkacağım? Ne yapacağım? Evet. Görünüşe göre Kongo'ya sıkacağız arkadaşlar ilk mermileri. Bakıyorum ki mermilerim şeye girmesin diye. Abi mermilerin dağınıklığına bakar mısın ya? Sadece 2000. Hoş değil. Şimdi sağ tarafla uğraşabilirim artık. Phoenix ve Cleveland. Sizlere H'ye mi atsam ben bundan sonrakine ya? Yok, AP atayım hepinize. Ağzınızı burnunuzu kırayım. İçinizden geçsin mermilerim. F'ye döndüm. İçeriye de dev bir sinek girdi bu arada. Eşek sineği. Vay, yandım. Lanet olası pislik zenci. Henüz tamir etmiyorum arkadaşlar. Torpido morpido gelir maazallah. Sonra ağzımızı burnumuzu kırarlar. Ama T'ye basıyorum. Şimdi ama tamir basacağım. 4 tane yangın ne lan? Manyak. Uçak gemisinin arkasındakiler de bir yardım edeydi de. Hani iş yapaydık. Herif durdu tabii. Pardon ya. Evet. Come on. Bayağı bir canımız gidecek buna çünkü daha biz 1 dakika atış alacağız bu heriften arkadaşlar. Şu torpidolardan birileri değebilirse. Sabit duran hedefin neresine attın torpidoları sen ya? Ha inanamıyorum gerçekten ya. Ha mal mısın abi Langley sen? Harbi malsın yani. Tamam onu şey yaptın yani şu an bana. Onayladın. Duruyor abi adam. Tamiri de yok. Hala hasar alıyorum senin yüzünden bu heriften abi. Al işte. 2 saat ya. 2 saat. Ah Kongo'da gelsin şimdi işte. Duran adama herif vuramadı ya torpidolarla. Bilmediği için nasıl atması gerektiğini torpidoları. Ağzı olan konuşuyor modeli arkadaşlar bu tam. Hadi bir bari şey yapalım. İyi 13.000 gömdüm. Confirm penetration. Hayır. Bir T'ye basayım ne olur. Oh yes. Oh yes. Bir atışım daha olabilir bu şekilde işte. AP AP çok pis vuruyor işte şeyler. Battleship'ler birbirlerine.
Ne olur o torpido vursun bari. Anam. O da vurmadı. Güzel gitti bu ikisi. Ama hiç hasar yok. Hadi. Come on. Oh yeah. Thank you. We destroyed an enemy battleship. Yay. Şimdi arkada Wyoming var. Ona dönelim. Type 59 ne kadar seviliyor bu yüzden. Ütopik bir tank o yüzden. İlk çıktığında inanılmaz bir tanktı seviye 8 premium olarak. Üçlü paketleri eski TL4 Wolfpack'leri hatırlatıyordu insanlara. Bu yüzden yani. Ne oluyor abi şeyden geliyor. Tamam tamam biliyorum. Da maçın bitince şey yapacağım kapatacağım. Tamam o 10 dakikadan sıkıntı olmaz merak etme Berk'cim ama eyvallah. Yani dakikalık şey değil o kadar sıkıntı. Efendim uçak gemisi yaşıyor ya. Oyun bitmedi mi hala? 3 dakika kalmış. Ne oldu? Ha kazandık galiba. Allah Battleship de bu. Bu ne? Dreadnought. Canımızın %120'sinden fazla hasar aldık. Yani 50 canımız varsa 60 hasar aldık. 4 veya daha fazla düşmandan ateş aldık ve hayatta kaldık. Tamir edebiliyorsunuz ya kendinizi. Devastating Strike. Güzel oyundu bence. Yani daha fazla bir şey yapamazdık Arkansas'ta. Şu paketi de açalım. Honor to Heroes. Bakalım ne çıkacak. 10 tane yangın söndürme hızı. %20 HP recovery speed. Okey güzel. Tamam aldık. Arkadaşlar multiplayer'ımız bizim az önce gemimiz olan oyunun daha doğrusu gemimizin ismi olan aynı isimli oyunla şu an yayın açmış durumda. Bu yüzden sizi multiplayer'a azat ediyorum. Ve ben de çevirilerime, yimama ve diğer işlerime geçiyorum. Teşekkür ettim gençler. Sağ olun, var olun. Hafta içi akşamları yayınlarla gene muhtemelen görüşürüz. Çoğunlukla WoT oynayacağız. %80, %20'de gemiciklerle oynayacağız. Evet. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Akşam filan yayın olmaz. Akşam yayın olmaz. Hadi bay bay.